Ha. Reaksiyon süresi düzenleyicisi. Bu yeni gelmiş ve bozuk ha. o yüzden bunu kapalı yapmamız gerekiyor. Oyun hızlanıyor, menüler düzeliyor. Lax çözen bir şeymiş bu. Şimdi benim burada tavsiyem artı artıyı kovalayın. Ben de şey yapıyorum ama maçında tribe giriyorum ya diyorum şu an tutucu versem gezici yok olmuyor ha. gibi sanki. Yakında takım elbiseyle oynayacağız o zaman bu oyunu ya öyle gözüküyor. Herkese merhaba Maçkuk YouTube ekranına hoş geldiniz. Emre Kayır ile birlikte FC25 serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Ve bugünkü konumuz oyun ayarları ve taktikler. 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 nasılsın Emre? Valla iyiyim Okun Hocam sen nasılsın? Ben de iyiyim fena değil. Oyunu yavaş yavaş çözmeye çalışıyoruz abi zorlanıyoruz. Evet, ama bu taktik ekran çok karışık neymiş ya böyle? Karma karışık olmuş abi. Yok, Hiç... IQ'lar, şeyler, ünlemler falan ama beraber bakacağız, çözeceğiz. Senden bir öğrenelim abi şu neymiş ayarlar. Birazcık çalıştığım üzerine biraz bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Videomuzu beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Her zaman Okan Hocam iste şimdi ben istin dedim. Teşekkür ediyoruz Rica abi. ederim. O zaman yavaş yavaş başlayalım, öğrenmeye geçelim başlayalım. abi. Ayarlar kısmına geliyoruz. Oyun ayarlarına basıyoruz ve burada kendimize göre ayarlar yapıyoruz aslında. Bu tabii benim yaptığım şeyi yapmak zorunda değilsiniz Hı -hı. ama Şut desteğini destekli kullanıyoruz tabii ki. Bunlar online oynuyorsanız çok çok önemli. Keskinlik biraz riskli ama hmm. ödülü yüksek. Çok tavsiye ediyorum. Hayır tavsiye etmiyorum çünkü riskli. Mesela abim kullanıyor ve çok memnun. Bana da kullan diyor ama karşı karşıya en kritik anda onun yön tuşuyla uğraşamam diye. Destekli kullanıyorum. Zamanı bitirecek açık, mi diyorsun? Açık Olmak açık. Zorunda. zorunda. Yani bu bir artı çünkü o yeşillediğin Olurunda anda. Evet. Evet. Onu da anlatalım. Hı. Zamanla bu biticilik varken iki kez şuta basıyorsunuz. Birincisi normal şuta basıyorsunuz zaten ikincisi top tam ayaktan çıkarken olmak durumunda. Bunu doğru zamanla yaparsanız yeşil oluyor. Erken ya da geç yaparsanız sarı oluyor. Çok geç, çok erken yaparsanız da kırmızı Hı -hı. oluyor. Ve o kırmızı şutlar bayağı bir kötü gidiyor. Daha yani. taşa gidiyor ya onlar da. yani Bunun şeyi çok kritik ya gerçekten. Ya Ayarı. da hiç gitmiyor böyle. böyle. Vuruyorsun <laughs> ve top gitmiyor. Geri dönüyor yani evet. şey değil mi? spin alıyor. <laughs> gerçekten öyle. Bir şey daha ekleyeyim son olarak. Tamam. Zamanlama bitiricilik kullandığınız zaman atamayacağınız golleri atabiliyorsunuz. Onu Hı -hı. da eklemek lazım diye düşünüyorum. Ara pas desteği yarı eğer... Yoksa işte destekli kısmı yarı yapıyoruz. Yer, yerden pas desteği destekli, orta desteği destekli, havadan pas desteği destekli, geç bu. Hassas pas hassasiyeti çok zor bu arada söylemesi. Niye böyle bir şey koymuşlar acaba ya? Şemsi paşa pasajı. Oh, hassas pas hassasiyeti. <laughs> Bilmiyorum bunu da normalde defaulta bırakmayı tercih ediyorum bilmediğim şeyleri. Hı -hı. Uzaklaştırma desteği zaten yönlü. Defans gelişmiş, defans videomuzda da bahsetmiştik zaten. Bu çok soruluyor herhalde evet, değil mi? Taktiksel evet. mi, gelişmiş mi? En gelişmiş. çok sorulan soruların bir tanesi gelişmiş savunma yapıyoruz. Pas kesme desteği açık olacak. Yapay zeka yardımcı olsun bize birazcık. Bunu ben yalnızca boşta kalan toplarda yapıyorum. Ama maalesef otomatikman sirviş de oluyor. Atıyorum rakip bir korner kullandı ve sen Haaland'la eşleşmek istiyorsun. Kendi oyuncunu Haaland'ın yanına getiriyorsun. Bazen oyuncudan çıkıyor bilgisayar ve sana yardımcı olmuyor. Çözülmemiş bir durum bence bu. Yine de tamamen hani bende olsun diye kontrol boşta kalan toplarda yapıyorum. Otomatik değiştirme hareket yardım. Ben de düşük. Ben yıllardır düşük kullanıyorum. Memnunum. Bunlar dediğim Bu tam gibi. tam ne oluyor abi? Orta ya burada değiştirme. çok fazla switch attırtmıyor sana oyun. Arka, ha. arka hızlı hızlı şekilde switch geçmiyorsun. O yüzden rahatlıkla switch yapabiliyorsun. Bakayım zaman verir diyor. Ya bazı şeyleri Türkçe'ye uyarlamışlar. Gene anlaması zor mesela. Şu an mesela ben bunu anlamıyorum. Ben kendi evet. bildiğim kadarıyla ilerliyorum. Hı hı. Ben böyle hissettiğim için böyle yapıyorum. Belki de yanlıştır ha. Şöyle okudum da. Neyden <laughs> söylediğimle alakası yok. <laughs> Bundan yoksa. emin olamadık gibi. Evet. Bakayım bir dakika, okuyayım. Ben çünkü bunu yüksek yaptığım zaman çok zorlanıyordum switch atarken. Düşük yapınca da rahatladım. Belki de psikolojiktir. Bilmiyorum. Bunu ben de anlamadım. Evet. Sağ çubuklu değiştirme klasik. O yüzden geçtim onu. Hı hı. Sağ çubuk değiştirme referansı oyuncu ile ilgili. Bunu 4'te kullandım. Abim eskiden 0 yapıp performans almıştı ama ben 4'te memnun kaldım. Sonraki oyuncuya geçme Klasik. klasik. O zaten. Reaksiyon süresi düzenleyicisi. Bu yeni gelmiş ve bozuk. Hmm. O yüzden bunu kapalı yapmamız gerekiyor. Neyi düzeltiyor bu kapalı? Yani ee, niye açık yapmıyoruz? Oyun hızlanıyor, menüler düzeliyor. Lakson'un çözen bir şeymiş bu. Aa tamam. E, yeni geldiği için de yeni öğrendik. O yüzden bunu da kapalı kullanıyoruz. Oyuncu kilidi, bununla alakalı bir sorun var. Oyuncu kilidi kullanamayan ya da yön tuşlarıyla beraber hmm. topu kaldıran arkadaşlarımız için bir yardımcı olacağım bir şey var. Onu da şimdi birazdan bahsedeceğim. İster açık ister kapalı kullanıyorsanız bu özelliği. Nasıl kullanıyoruz? İki analog birden basıyoruz. Başka bir oyuncuya geçebiliyoruz. Hücumda çok yardım oluyor evet, herhalde. Hücumda. Boşa çıkmak açısından. Çok çok önemli. Hı -hı. Bilgisayarda topu ayağına alan oyuncuyu seçiyor. Siz başka oyuncuları kullanabiliyorsunuz bu sırada. Böyle bir ayarı var. Ben kapalı kullanıyorum ama kendim tercih ettiğim için. Yoksa e-sporcular, iyi oyuncular hep açık kullanıyorlar, onu Hı -hı. da söyleyeyim. Ben kendi adıma kapalı kullanıyorum. Analog Sprint, R2 ve L2 PlayStation gamepadinde şey olduğu için, pedal gibi olduğu için eğer buna çok basarsanız bu şekilde o men menü çıkıyor. ya ee, Hayır. Oyuncu daha hızlı koşuyor. Oyuncu <laughs> daha hızlı koşuyor. Az basarsanız düşük tempoda koşuyor. Nerede işiyor derseniz de karşı karşıya kaldığınız pozisyonlarda bazen top ayağımızdan açıyoruz yani. Evet, oradan analog sprint'i kullanabilirsiniz. Onun dışında Aa, tamam. çok bir işe yaradığını bilmiyorum valla. Ama çok da abanmayın. Menüyü görmeyin. maçın Evet. Ortasında. Men burada menüyü açmayın yani. <laughs> Kullanıcı titreşim geri bildirimi. Bende kapalı. Maç kısmından bir tek şunu söyleyebilirim. Arkadaşlarınız oynarsanız eğer acemiyi almayın. Çünkü kaleciler kötü oluyor. Burada Legendary Evet. Tercih ediyor ve 6 dakika galiba en dakika Aynen. Evet. Turnovalarda genelde öyle oluyor. Efsane Denk, bir oynayın. Denk gelmişken hani süresi oldu? Verilebilir yani. Teşekkür ederiz. Tele'yi 20-0 oynuyorum ben kameramı. Sen ne oynuyorsun? Abi Sende ben de co-opçu tipi var. Co-op en yukarıdan değil mi? Evet, evet. evet. Tamam. Ben en yukarıdan görmeyi seviyorum. Ortak yani. sezon 20-0 oynuyorsun sen muhtemelen. Hı hı. Şu şekilde. Evet, aynen böyle abi. Tele böyle çok deminki. Yakın. Deminki olması lazım. Hı. Şu mu? Ya bu kendine göre uyarlaman lazım. Bu gözüne evet. bağlı, şeyine bağlı. Tele benim kameramda Ortak böyle. Ortaksız. çok övüyorlar da çok... Aa bu A açıları ha. şey yapamazsın. Evet. Ayırt etmez, edemezsin muhtemelen bunda. Evet. Rush kamerası bile varmış Emre. Baksana. Evet mi? Rush kamerasını da koymuşlar. İyi olmuş ya koysunlar zaten. Şimdi bir de işte yön tuşlarıyla top sektiren arkadaşlarımıza çözüm bulalım hemen. Genelde o kişiler özel ağ ayarları yapıyorlar. Oradan çıkıyoruz, klasiğe getiriyoruz. Buradan da mesela atıyorum şöyle R1 yapayım. Şunu yapayım. Sallıyorum şu anda rastgele. Şöyle yaptım. Klasin üzerine yeni bir ayar kaydettiğim zaman bu sorun çözülecek. Hem analog sprinti kullanabileceğim, hı hı. hem yön tuşuyla top sektirmeyeceğim. Hepsi çözülüyor. Bu hayati yani. Evet. Bu gerçekten herkesin aradığı cevap herhalde. Kaleciyi kullanma da mümkün hı. oluyor bu şekilde. kaleci de kullanmıyor çünkü arkadaşlarımız. Sorunun çözümü bu. Laksonun içinde az önce gösterdiğim şey kesinlikle kullanın. Faydasını göreceksiniz. Bir de o taktik menüsüne bakalım Emre. Taktik. Gerçekten en karma karışık olan Oralar, kısım herhalde. hocam evet. Hadi bakalım. Taktikler. FM tarzı gibi sanki bu sene. Ya evet yani birazcık hani bir şeyleri değiştirirler okey ama hani daha pratik olur. Bana öyle gelmedi. Pratik evet, değil ya artık dışarı. gibi. Bence de pratik değil bu arada. Pardon. Sanki daha böyle şey yapabiliyorsun ama biraz daha kişiselleştirebiliyorsun Hı -hı. gibi geldi. Tabi bir ay sonra herkes aynı taktikle oynarsa yine yapacak bir şey yok yani o da yayın hatası olacak ama göreceğiz. Takım yönetimine geldim. Şimdi gördüğünüz gibi herkes artı artı durumunda. Herkesin bir rolü yazıyor evet, şimdi. Rolü Default yazıyor. rolü mesela False Nine demiş Vini ya. Onları da konuşuruz zaten. Şeyler kalktı. Çalışma oranları kalktı. Talimatlar da kalktı. Çalışma oranları, work rate, şeyler. Evet, evet. Aa, tamam. Onlar kalktı. Yüksek düşük oluyordu, evet. şey oluyordu. temposunu ayarlıyordu oyuncunun. Burada taktiksel özel ayar. Ben de özel yapacağım zaten. Kısa pas güzel şu anda. kontrol oynayan da var. Ama yani dengeli oynayan var mı bilmiyorum. Ben kısa pas oynuyorum şu anki aşamada. Savunmamı tabii ki önde kuruyorum. 61-62 civarında kullanıyorum. Bunlar tamamen kişisel ayarlar arkadaşlar. Siz kafanıza göre Ama hani 40 yaptığında da geriye fazla yaslanmış yani, 50-65 herhalde değil mi? İdeali. Öyle oluyor. sıfır yapan Aha. var. 5'le oynayıp da 0 yapan yapıyorsun. var maalesef. İnanılmaz. 5 ile Kaleyi görebiliyor musun? o <laughs> imkansız Çok herhalde. çirkin bir futbol anlayışı oluyor ama bunlar zaten olacak. Park Dubas geri gelmiş. Evet Park Dubas geldi. Evet, onu, onu da göstereyim. Enteresan Şimdi benim burada tavsiyem artı artıyı kovalayın. Hmm. Oyuncunuz artı artı rolleri var. Her oyuncunun kendine göre rolleri var. Mesela ofansif kanat bekinde hiçbir artısı yok Carvalho'nun. En ideali var. mi? Hani artı artı artık daha evet. iyi olamıyor bu adam. Çok performans gösteriyor FC IQ'ya göre. Artı artılı kovalayın. Ama mesela kanat beki var. Bu adamın artı artısı sahte bekte olsaydı tavsiye etmiyorum. i̇çeri sokulacak çünkü evet. FIFA için herhalde zor bir, EA, FC için zor e, bir tarz. Toplu oyunda bak mesela içeri geldi şu anda Mendy. Toplu ve topsuz diye ayırmışlar burada taktiklerde. Hı hı. Topsuz, toplu da içeri geldi. Sen top kaybettiğin zaman kanadın bomboş oluyor. Evet. Eğer rakip topu bastırıyorsa, kanada bastırıyorsa çizgiye sıkıntı yaşıyorsun. O yüzden e, özellikle sahtebek gibi sizin topsuz oyununuzu, toplu oyunuzu değiştiren şeyleri çok tavsiye etmiyorum. Mesela normal bek yaptım. Topluya baktım. Normale döndü takım biraz Hı -hı. daha. Burada mesela sol tarafımız bomboş. Tabii bu Real Madrid'in tarzı böyle olabilir ama oyunda çok etkili olamayabilirsiniz. Eksiliyorsunuz. Artıları yok bırakırsın. yani değil mi şeylerin? Ha, sol artıları tarafı. var. Onu bir diyorsun? de toplu oyunda ha, bomboş boş kaldı. Yok. Evet, evet, tamam. Kamavinga'nın olması gereken yer orası değil normalde. Tam Real Madrid böyle oynayabilirdi ama yani online oyunda herkes cevap verebiliyor size çok rahat bir şekilde. Hı -hı. Bunu çok tavsiye etmiyorum. O yüzden toplu ve topsuz oyununuza bakmanız lazım. Peki eskiden oyuncuları taşıyabiliyorduk abi. Hı, -hı. Onu artık galiba yapamıyoruz. Evet, Doğru mu? Evet kaldırmışlar. Mı? Sadece şöyle hmm. yön değiştirebiliyoruz. Şöyle o yüzücü olmuş. yerini değiştirebiliyoruz. Mesela bu oyuncu da şu anda ünlem çıktı. Yani pozisyonun dışında evet, diyor abi. Pozisyon dışında diyor değiştiremiyoruz bir de. Hmm. Hiçbir şekilde cam oynayamıyor. Ünlemli bir oyuncu Kesinlikle. gerçekten sağ içinde performans çok düşüyor. O yüzden bu güzel bir yenilik olmuş diyebilir miyiz? Sen ne diyorsun? E, güzel bence de. Yani sıfır kimya birinin oynaması gibi herhalde değil mi? Evet, evet. kendi kimyasını bulamaması. Ama mesela toplu oyunda Real Madrid beni biraz korkuttu. Gerçekten oynarken onu hissediyorsun. İlla aramızda bu oyunu oynayabilecek insanlar olacaktır. Genele hitap ettiğimiz zaman da bu birazcık riskli bence. Ee, burada da ayarlar dizilişi bu şekilde. Dizilişi değiştirebiliyoruz. Evet dizilişi değiştirelim hatta iyi söyledin. FC ön ayarı direkt oyun. Dikkatli özel yaptık mesela taktiğimizi değiştirelim. Belki kendi taktiğimi 4 3 olarak belirledim şu ana kadar ve fena hı hı. gitmiyor. Orta saha daha kalabalık. Evet. Oyunun başında daha mantıklı şu herhalde. Şu şekilde oynuyorum öncü forvet ama tabii artı artılara bakmak lazım mesela valverde'e başka bir öncü koymak lazım. Hı hı. Şu an için çok fazla taktik paylaşmak zor ama benim bir tutucum var, iki dengeli iki yönlü oyuncum var, öncü forvetim var. Kanatlarım hangilerinde artı artı oluyor ona bakıyorum ya da artıya bakıyorum. Bekleme dengeli bırakıyorum. Şu anki tarzım bu. 61 derinlikte. Tabii bu ilerleyen günlerde değişecektir. Onları da paylaşırız zaten olabildiğince. Yeni güncellemelerle sürekli oyun evet. Değişiyor hani şey, değil mi? Meta da değişiyor. Meta da değişiyor. Hemen bir maç içinde nasıl kullanılıyor onu da göstereyim. Son olarak, hadi girelim bakalım maça. Antalya Spor seçtim. Sana karşı fazla iddialı bir evet. <laughs> var, Antalya spor. Bu taktikleri ya da diğer yeni özellikleri göstereyim Hı. nasıl oyun içinde kullanacağımızı. Mesela offside track değişmiş. Ben sürekli yanlışlıkla oyuncu değiştiriyorum. Aa, ben de mesela Baskı açmak istiyorum. Açamıyorum. Hmm, de onları Onlar da aşağıdakiler değişmiş. Evet. Top bende olduğu için şu an gözükmüyor ama sol tarafta görüyoruz. Offside tuzağı için yukarı yukarı yapıyoruz. Yön tuşlarıyla. Burada e, da aynı gösteriyor aslında. Foot'ta farklı bir menü vardı. Farklı farklı şeyler olabilir bu arada. Göstereceğim hepsini. Bütün yönlere bir şey atamışlar. Bunun dışında takım presi duran toplarda yüklen falan burada. Taktikleri sol yön tuşuyla değiştiriyoruz. Mesela sol yukarı hmm. yaptım. Şu an taktik değişiyor ama aşağıda menü olduğu için şu anda gözükmedi, tekrar yapacağım. Heh. Bunları gamepad'den takip edebilirsiniz evet. bu arada. Tekrar göstereyim, mesela sol. Sol yaptım, 4-1-2-1-2, harita büyüdü, Oo. radar büyüdü, takım değişiyor şu anda. Emre bu güzel bir bak, alttaki map evet. hoşuma gitti benim, enteresan bir yenilik olmuş o. Şu anda maçın başında olduğumuz için taktiksel olarak bir değişiklik önermiyor oyun hmm. bize, aşağı yöntüşüyle de öneriler çıkıyor. Ama henüz maçın 7. dakikasındayız. Onlar böyle dakika 60'tan sonra falan çıkmaya başlıyor. Aa tamam. Ya da devrede çıkıyor tam hatırlamıyorum. Bu arada Bölge geldi 1-0 yeniliyoruz. Bir de sağ yön tuşu var. Orada da defansif ve ofansif var. Defansif yaptığımız zaman takımımız biraz daha geri doğru geliyor. Hmm. Bunları hep gösteriyor. Evet, evet. Aşağıda bak. Evet. Teknoloji gelişmiş gibi hissettim ben bunları görünce. Hakikaten göreceğim. ben yaşlanmış hissettim. Gelişmiş Değil hissettim teknolojiyi. Ofansif <laughs> aldım. Takım daha çok ileri gidecek. Bu ayarlar var. Ee... Bir de online'da bir dakika ya bir şey eksik şu an farklı bas ve taktikler yok. Onlar hmm. daha sonra geliyor sanırım ya da online'da var. Bir dakika ilerleyince olabilir mi? Park olabilir. Bus, evet, hani evet. Maç sonu daha çok iş yapar. Doğru söylüyorsun hmm. öyle. Oyun sana diyor ki bak işler kötü gidiyor şu anda. Hmm. Taktiğini değiştirebilirsin diye iki tane taktik veriyor. Hani Onlardan. şey de bir yenilikti. şu oyuncuyu ile şu oyuncuyu değiştirmek ister misin? <laughs> Onun gibi olmuş o zaman evet, herhalde evet. bir anda oyun bir şey sunuyor <laughs> sana öneriyor. Mesela gerideysen şey diyor 3-4-1-2 öneriyor. Ya da daha bir taktik öneriyor. Öndeysen de farklı bas ya da farklı bir taktik öneriyor. Defansif bir şey Kaydırıyor evet. kaydırıyorsun yani. Evet. Bu yön de bu şekilde kullanılıyor. Yani ne diyorsun bilmiyorum ama bence güzel. Abi yeniliği açığız her zaman. Evet. Yani oyun daha iyi gideceği her yenilik tabii ki başımız üstünde yeri var. Ee, bir de şunu söyleyeyim. FC IQ'ya göre konuşmak gerekirse mesela maç devam ediyor. işler kötü gidiyor. Atıyorum ben Endrick'i camdan atmak istiyorum. Ama burada ünlem çıkıyor. Hmm. Ve bence etkiliyor. Yani Endrik camda oynayamadığı için performansı düşüyor. Kimya olayı gibi olmuş gibi hissettim yani. Çok gibi dedim ama emin öyle. olmadığım için. Emin olmadığım için. Yani kesine yakın gibi anladım ama evet, 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 sen evet. net söyledin. 50 maçla anlaşılacak bir şey gibi hmm. gelmiyor ama yine gibi dedim. <laughs> ya <Yani> 50 maç <laughs> gibi gidin. değil ama ben öyle hissettim. <laughs> Toparlayamadım cümleyi siz anladınız. Siz beni anladınız. Taktiği düzenle desek abi burada bir, Düzenleyelim, bir başka evet. ne olabilir içeride diye merak ettim her şeyi anlattık mı oyuncu rollerine girmedik galiba girdik mi evet oyuncu rollerinden çok bahsetmedik ha oyuncu, oyuncu rollerine farkında, evet. aynen burada mesela hedef 9 bunlar gene yapılıyordu tabi onlar bu vardı bu şekilde değişmiş herhalde yani görüntüsü değişmiş başka odaklanma kısmında yok tamam açıklamasını değişiyor, veriyor değişiyor değişiyor mesela Hmm. Orta sahalarda tutucu da değişebiliyor. Gezici, savun. Ha kendi içinde de evet, tutucunun evet. rolleri var. Kendi evet. içinde de rolleri var. Tabii, tabii. Yani bu da bir yenilik gibi anladım ben. Öyle zaten. değil mi? Evet, Bence tamam. de güzel olmuş. Mesela bazı oyuncularda olmayan özellikler de var. Mesela Gölge hmm. Santrafor var. Çoğu oyuncu da yok. Pele gördüm. Ronaldo gördüm. Dembele... Babalarda mı var o? Evet Dembele de gördüm. Dembele de gördüm. Başka bazı özellikler var. Mesela Poacher. Yine az hmm. görüyorum. O var şeylerde var poacher. Evet. Hedef forvet, öncü forvet. Bunlar yani. güzel olmuş. Ben bunları beğendim. Hı, hı. Ya daha özelleştirebiliyorsun. Evet. Daha kendine uygun hale getirebiliyorsun. Ve sağda da oyuncular buna sadık kalıyor bu arada. Hı. Onu da söyleyebilirim. Ya tutucuyu kendi içinde değiştirdiğinde bile o farkı hissediyorsan. Hissediyorsan evet. Güzel Abi şu an. o zaman güzel yani çok iyi bir yenilik olmuş. Şu an güzel. Bakalım. Yani dediğim gibi bir ay sonra herkes aynı taktikle oynayacaksa hiçbir anlamı yok bu yapılan yeniliğin. Ama herkes farklı taktiklerle birbirinin üstünü kurabilecekse eğer, bence çok güzel. Değil mi? Bu adam bana şunu oynadı abi falan evet. diye tartışabiliyorsak o oyun üstüne koymuş demek. yani. Çok doğru yani. söylüyorsun. Mesela adamın sol kanadı boştu ama öyle bir ortaya kalabalıklaştırdık ki hiçbir şey Hı -hı. yapamadım. Mesela? Muhabbeti şey olabilir. Adamın hocalığına da bir övgü. Evet. Arada o da güzel abi evet. O zaman taktikleri bitirdik Emre. Bitirdik. Ben de şey yapıyorum ama maçına tribe giriyorum ya yani diyorum şu an tutucu versem gezici yok olmuyor Hı. gibi sanki. Değil mi? Hocalık şeylerin tutuyor evet, değil mi? Aynen böyle <laughs> yapıyorum falan. Yakında takım elbiseyle oynayacağız o zaman bu oyunu ya öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. O zaman teşekkür edelim Emre. Bütün ayarları, taktikleri, iç gördük herhalde. Gördük. Daha detaylı konuşacağımız <laughs> şeyler ki olur ama. Antalya Onlar da, da galibiyetiyle beraber. Ya, hakikaten önde önde kapadım bir şekilde antalya spor. Arada <laughs> evet. bir sonraki bölümleri takip ederek onlara da ulaşabilirsiniz diyelim ve teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.